Ya yine boğulursam? Ben seni kıyıya taşırım. Yuva yıktığı iddia edilen Merve Çağran ilk kez konuştu. Yani söylesem de ezan altında kalacağım. Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile geçen Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Sanma adını anacağım, bir yol kalmadı varacağım. Daha sonra Hacıoğlu'nun boşanmadan önce çocuk dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağran'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Ben seni çok sevdim. Geçen yaz Merve Çağran'la Mavi Tur'a çıkan İsmail Hacıoğlu, aşkını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı 10 üzerinden 12 siyah beyaz notuyla ilan etmişti. Çağran da karşılıksız kalmamış ve ne güzel gözler notuyla İsmail Hacıoğlu'nun fotoğrafını story sayfasından yayınlamıştı. Aşkın benim meleğim. Bu gelişme üzerine İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kaya Kumarki fena halde sinirlenmiş ve şu açıklamayı yapmıştı. Çok mesaj alıyorum, herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil, bulunduğum seviyeden aşağı bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda, ilahi adaletini sevdiğim. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş. İsmail Hacıoğlu ise evliliğin Merve Çağran yüzünden bittiği iddiasını yalanlamış ve asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım, mutluluğum da mutsuzluğum da beni ilgilendirir açıklamasını yapmıştı. Merve Çağran geçen çarşamba Atiye Sokak'ta arkadaşlarıyla buluştu. İyi akşamlar. İyi, siz nasılsınız? Teşekkürler. Bir zaman sonra gördük sizi. Pandemide kilo aldığını belirten Çağran, İsmail Hacıoğlu ile ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. 4 kilo aldım, evet. Aşk yaradı mı diyelim? Hayır. Korona mı? Ya evet, yaradı. Biraz korona yaradı. Aşk neden yaramadı? Ya. İsmail Hacıoğlu ile bir aşk iddiaları vardı birlikte, ilan da ettiğimiz Hacıoğlu. Evet. Evet, bu konuda bir şey söylemeyeceğim. İsmail Hacıoğlu aşkını ilan ettiği siyah beyaz fotoğrafı geçen günlerde silmişti. Bir şey söylemeyeceğim. Fotoğraf yok. Paylaştığınız fotoğraf yok. Evet, olmayabilir. Ayrıldınız mı? Hayır, yok öyle bir şey. Neden fotoğraf kaldırdınız? Ben fotoğraf kaldırmadım. Koymadım ki hiç. Yok. Yanlış hatırlıyorsunuz. Merve Çağran'a İsmail Hacıoğlu'nun evliliğinin bitme nedeni olarak kendisinin gösterildiği hatırlatıldı. İlişki bitiren kadın, yuva yıkan kadın diye söylemden yapıyorum. Ben bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama gerçekten söylemediğiniz zaman hani size de zan altında kalacağım. Yani söylesem de zan altında kalacağım. O yüzden ben gerçeği veya olanları size ne kadar anlatsam da insanlara olağan ve doğal şekilde açıklamak etik olmaz. O yüzden hani bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. Özel hayatımla ilgili o kadar ayrıntılı konuşamam. Kimse konuşmaz. Sizi beraberliği getirdi diye. Öyle bir şey değil. Arkadaşlık sonradan mı aşkım? Teşekkür ederim. Öyle bir şey değil. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.